Buradan çıktığınız zaman fabrikalarda iş bulabilirsiniz. Bakın fabrikada iki türlü iş bulacaksınız. Bir üretim işçisi olacaksınız. Ya da bakımcı olarak çalışacaksınız. Üretim işçisi ne yapar? Örneğin lastik sektöründeyse işte lastiği alırsın. İşte parça bir şey gelir, lastik gelir veya kauçuk gelir, bir şey gelir. Onu alırsın, miksere atarsın, bir yere atarsın. Bakarsın oluyor olmuyor. Ondan sonra bir terslik olursa oradan bir iki düğmeye basarsın. Veya bir araba üretimindeysen işte arabanın sağ arka farını takarsın ömür boyu. Veya lastiğin yerine takarsın, buconlarını vidalarsın. Ömür boyu bunu yaparsın. Şu anda emeklilik yaşlarınız sizin 65 olacak. 65'ine kadar bir yerlerde çalışmak zorundasınız. Emekliliği hak ediş yapabilmek için. Tamam mı? Şimdi 65 yaşına kadar çalışman gereken bir ortamda seni kriz oldu, o oldu, o oldu, bahanesi 45 yaşında kapının önüne koydular. Büyük bir şirketten kapının önüne kondun ve iş aramaya başladın. 45 yaşındasın, iş başvurusunda bulundun, aldılar seni mülakata. Dediler ki, ne yaptın, mesleğin ne? Ya ben mesleksiz elektriği bitirmiştim. Kaç yılında? Ya bundan bir 20 yıl oldu veya bir 15 yıl oldu. Hiçbir şey kalmamıştır aklında. Tamam mı? 20 yıl sonra elektrik sektörünün nereye gideceğini ben de tahmin edemiyorum. Ne yaptın bu süre zarfında? İşte ben bilmem ne fabrikasında arka sağ farını taktım. Bir arabanın arka sağ farını takmak veya üretimdeki bir preste malzemeyi alıp yerine malzeme koymak bakın meslek değildir. Meslek değildir o. Ben 45 yaşındaki bir adamın 45 yaşında veya 35 yaşında hani daha iyimser düşünelim 35 yaşındaki bir adamı öyle bir iş için almam. Niye? Bu adamın fabrika geçmişi vardır, kaşarlanmıştır açık söyleyeyim. İşçi nasıl kaytaracağını öğrenmiştir. Anlatabiliyor muyum? İşte sigara molasını nasıl uzatırımı biliyordur, yemek molasını nasıl uzatırımı biliyordur. İşte paydosa 5 dakika erken duşa gitmenin yolunu biliyordur. Kartı birkaç dakika geç basmanın yolunu da öğrenmiştir. Öğrenmiştir. Artı biraz daha cebinde birikimi varsa mesaiye bıraktıramazsın adamı. İşi haricinde ekstra işler yükleyemezsin, hemen isyan eder. Her şeyle geçtim, vücut artık yaşlanmıştır. Anlatabiliyor muyum? Onun yerine ben askerlikten gelmiş 20 yaşındaki bir tane delikanlıyı alırım. Çok değil, bir gün görse zaten öğrenecektir işi. Hem deneme sürecini alırım bu adamı. Hem de ben bunu mesaiye kal desem kalır. Bir parça çıkaracağı yere günde 1,5 çıkarır veya 10 iş yapması gerekirken 11 iş yaptırırım, gençtir. Evlenecektir, paraya ihtiyacı vardır. İstediğim şekilde de ben bunu korkuta korkuta çalıştırırım. Ha işten atarım korkusu vardır. Öbür çünkü işçi 5 yaşına geldiği zaman biraz daha sendikal faaliyetlerle bulunduğundan dolayı şeydir de o işleri de bilir. Almam ben seni 45 yaşında. Bir imalat işçisini 45 yaşında fabrikama almam. Ha yine bir işletmede mevzu şeysindir, bakımcısındır, oradan atılmışındır, kovulmuşundur. Daha küçük bir işletmeye gidersin, başvurursun dersin ki ben şurada çalıştım. O zaman sana söyleyecekleri deneyimli bakımcısındır veya tecrübeli bakımcısındır. Ha bizim fabrikada o kadar karışık şeyler yok, otomasyon sistemleri yok ama ha, senin bilgin bizim işi götürür. 45 yaşında veya 35 yaşında bakımcı olarak başka bir yerde iş bulma şansın, üretim işçisi olarak iş bulma şansından daha yüksektir.